Sevgili Tolör Medya izleyicileri, bugün Mudanya'dayız. Mudanya'da çok güzel, tarihi bir anı yaşayacağız. Biliyorsunuz Mudanya mübadil şehri olan bir şehrimiz. Mudanya'nın farklı güzelliklerini size sunacağız. Aynı zamanda Lozan Mübadilleri Derneği'nin küçük bir müzesini ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz bu Mudanya 1923'te yapılan Lozan Barış Antlaşması'nın sonucunda 1923'ten sonra Mudanya'ya mübadele yapılarak Müslüman Türkler Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmişlerdir. Mudanya Lozan Mübadiller Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Türkel'le güzel bir söyleşi yapacağız. Merhaba Hüseyin Bey, siz merhaba. Bir mübadil torunu olarak Türkiye'ye geldiniz. Mübadele tarihiyle ilgili kısa bir bilgi sunar mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Hüseyin Türker, Mudanya Lozan Mübadeleri Dernek Başkanıyım. 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan Nüfus Mübadele Sözleşmesi'ne istinaden 550'ye yakın Müslüman Türk Yunanistan'dan Türkiye'ye, 1200'e yakın Anadolu'da bulunan Ortodoks Rumlar Yunanistan'ın göçüyle mübadele başlamış oldu. Biz de bir mübadil torunu olarak Mudanya Lozan Mahalleler Derneği'ni 2005 yılında kurduk ve bugünlere kadar yaşattık. Bu tüzüğümüzdeki etkinliklere göre Selanik, Girit Adası'nda, New Mudanya'da çok güzel sergiler açtık. Oradaki insanlara resimlerimizi getirdik, hediyelerimizi getirdik. Onlar da buraya geldi. Beraber onlarla ortaklaşa bir Bursa Gazi Anadolu Lisesi ile beraber bir belgesel film çektik. Arda Kalanlar diye. Altyazısı İngilizce olan bir film çektik. O filmimizde derneğimizde var. Buralara bu gezdiğimiz sokaklar, bu gezdiğimiz caddeler Rumlardan kalmaydı. Onların evleriydi. 1922'de onlar gitti. 1923'te bizler geldik bu evlere ve bu zeytinliklere, buraya isken olduk. Neden Mudanya dersek geldik? Çünkü Girit Adası'ndan gelen Müslüman Türkler deniz ve zeytincilik yapıyorlardı. Zeytin ve zeytinyağı üzerine çalışmalar yapıyorlardı. Mudanya'da bu olduğu için buralarda zeytinliklere isken olduk. Sonra aynı şeylerini devam ettiler. Zorunlu oldu mu? Çok üzüldüler mi? Çok yorullar mı? Evet, yorullar. Ama sonra mutlu oldular. Burada yaşantıya devam ettiler. Buradaki geleneklere, göreneklere, buradaki yaşayış şartlarına uyarak bizleri bu seviyeye kadar getirdi. Biz de dediğim gibi derneğimizi Mudanya'da kurduk. Ve bir yer temin ederek oralarda müze açtık. Bu müzemiz de şu ana kadar açık. Herkes giriyor, geziyor. Sevim Bey, şu an Mudanya'da mübadele nüfus değişiminde gelen mübadiller sayısı ne kadar? Baştan söylediğim gibi Türkiye çapında, Anadolu çapında 550'ye yakın mübadil Türkiye'ye geldi. 1200'e yakın Ortodoks Rum da Yunanistan'a göç etti. Biz de bu 550 kişinin içerisindeyiz. Başta Adana, Mersin, Antalya, Gemlik, Mudanya, Foça, İzmir, Ayvalık, Cunda, Seferihisar, buralara yerleştiler. Onlar da nereden, Türkiye'den gitmişlerse New Mudanya diye bir yer açıldı. Yani yeni Mudanya, yeni Trilye, yeni Foça, yeni Menemen. Buralara gidip kendi ilçelerini açtılar ve hayatlarını orada devam ettiler. Hüseyin Bey, şu anda gideceğimiz müzede sizin aile bireyleriniz ve Mudanya'da yaşayan mübadillerin, birinci kuşak mübadiller ve onların getirdikleri eşyalar, ev aletleri, tarım aletleri olarak şeyler bulunuyor. Bunları nasıl temin ettiniz? Şimdi eskiden mübadele evleri daha çok Mudanya'da vardı. Şimdi onlar yıkıldı yavaş yavaş, harabe oldu. Onların yerine yeni evler yapıldı. Şu anda önünde bulunduğumuz bir 1893-95 tarihli mi? 95 tarihli. 95 tarihli. Bir eski Rum evi bulunmakta. Bu evin tarihçesini bize anlatır mısınız? Sonra bu evde Rumlar oturuyordu 22'ye kadar. Sonra 22'de onlar çıkıp gidince onların yerine Müslüman Türklere verildi. Verildi bu evler. Bu evler verilince burada bir Müslüman aile yaşadı. Şimdi yavaş yavaş da burada açtığımız mübadele, İmam Haki Anı Kültür ve Mübadele ve Kültür Evi olarak açtık.
Buradaki bu evlerden, gezdiğimiz evlerden topladığımız objeleri buralara koyarak Mudanya gelen kişilerin mübadele hakkında bilgilerini araştırmak, bizden sonra gelecek nesillere mübadeleyi anlatmak, mübadeleyi ispatlamak, belgelemek, akrabalarını bulmak için bu evde gezintiler yaptırarak böyle bir şeyimiz oldu. Tüzüğümüzdeki ve derneğimizin kararıyla bunu açtık. Mudanya'da mübadele ilk defa açılmış oldu. Son 3 aylık bir zaman içerisinde bunu başardık. Ama bugüne kadar çok gelenler var. Belki 1000-1500 kişiye yakın gelenler oldu. Biz de onları elimizden geldiğince mübadele anlatıyoruz. Yani Mudanya'da ilk defa açılması bizim için de güzel oldu. Gerçi çok anlatıyoruz. Çünkü mübadele hakikaten yarım kalmış bir kelime. Mübadele tam olarak anlatamamıştık. O son zamanlarda. Ama o da şu var. Neden eskiden bizim dedelerimiz ve büyüklerimiz mübadeleye gelmedi? Bir korku vardı. Yani bize Rumca bile öğretmediler. Yani Türkçemiz bozulmasın diye. Ve mübadele kelimesi de çok zor geliyordu insanlara. Aslında gerçeğine bakarsak 1669 yılında Konya Karaman Bey'inden Girit Adası'na, Selanik'e, Parga'ya ve Yunanistan'a göç ettik. Oralara gittik. Osmanlı bizi oralara gönderdi. Mesela bizim dedelerimiz 300 yıl savaştı. 1669'da Girit Adası'na gitti. 1912'deki Balkan Savaşı başlamasıyla Osmanlı zayıf düşünce biz de 1923 yılında Mudanya'ya gelmiş olduk. Şimdi içeride mübadelenin birinci kuşaklarına ait fotoğraflar ve eşyaları görmeye devam edeceğiz. Şu anda mübadele evinin içerisindeyiz. Hüseyin Bey bize şu an var olan eşyaların tarihçesini anlatacak. Mudanya'ya Girit Adası'ndan Giritler 23 Aralık 1923 tarihinde Kırzade vapuruyla 3069 kişi olarak geldi. Çok bir poyrazlı bir gündü. Gemi zor yanaştı. Bunlardan 3069 kişi içinden 1200'ü Gemlik ilçesine mübadele olarak yerleşti. Kalan kısım Mudanya, Güzelyalı, Aydınpınar, Dereköy, Siyiköy, Trille ve Mudanya'nın Girit'te mahallesine yerleşti. Ve burada iskan alarak hayatlarını devam etti. Biz de derneğimizi kurduktan sonra bu Girit'te büyüklerimizden, Girit devlerinden, mübadele gelen Giritlerden topladığımız objeleri, eserleri böyle bir yere toplayarak bir mübadele evi açmak istedik. Mesela çeşitli objelerimizden ütü, mekik. Bizim Mudanya'da, Girit Adası'ndan gelen bir mekiktir bu. Mudanya'da eski Girit evlerinde hepsinde bir dokuma tezgahı vardı. Bizde kilimcilik vardı. Yani eski bayanların elbiseleri, basma, pazen, bu kumaşları ufak ufak keserek bu dokuma tezgahlarında kilim dokurlardı bunlarla. Bunlar mekiktir. Bunların da bir Girit Adası'ndan 100 seneliktir. Zeytin ağacından yapılmıştır. Bu objelerimiz. Sonra bu kahve değirmeni eski Giritlerden bir alışkanlık olarak arpayı önce bir ocakta pişirirler. Sonra onu kuruturlar. Olduktan sonra arpa çıkar. Şunun içerisine kahve ve arpa bunun içerisine koyarak bu şekilde döndürerek kahve elde ederlerdi. Bu kahve de çok lezzetli olurdu. Ben bunları yaşadığım için anlatıyorum. Şu havandır. Biliyorsunuz eskiden sarımsaklar, daha başka tarçınlar burada dövülürdü. Şunlar bizim lambalarımız. Yani buradaki şu radyomuz, şu dikiş makinemiz Girit Adası'ndan geldi. Elle şey yapılır. Çünkü eskiden Giritlerimiz terzilik bilirdi. Bir de bizim yani Mudanya'daki terzilim dedik de Mudanya'ya gelen bütün esnaflar Giritliydi. Berber, kunduracı, marangoz, nalbant, terzi. Bu gibi hem kadınlarımız yapıyordu hem erkeklerimiz yapıyordu. O da nereden öğrendik derseniz İspanya'daki Yahudilerin Girit Adası'na gelip oradaki bizim Türklerle esnaf
esnaflığı öğretti. Bizim de Müslüman Türkler Mudanya geldiği zaman bu meslekleri devam ettirdiler. Onun için kadınlarımız çocuklarına bayramlık elbiseyi kendi makineyle dikerlerdi. Şurası bizim bir soframız, kaşık, tabak. Buralarda yemek yeniyordu. Herkesin evinde böyle bir tahta sini dediğimiz bir tahta masa vardır. Sonra Mudanya'da ipekçilik de devam etti. Şunlar kozadır. Mudanya'da bunlar yetişiyordu. Kozalar. Sonra bu kozalardan ipek böcekli kozalarından iplik olup böyle bu şekilde iplik olup bu şekilde ipekli kumaş dokunuyordu. Bizim de bu Mudanya'da bu şeyimizde ipekçiliğimiz devam ediyor etti. Şunlar da bir kuzu ve koyunlardan yünler elde ediliyordu. Bu yünlerden büyüklerimiz, ninelerimiz evde oturup bu şekilde ip haline getiriyordu o yünleri. Ve bunları da yün çorap, yün atlet yapıp eşlerine, çocuklarına bunları giydiriyorlardı. Bunu gösteren bir aletimiz. Bu da daha ziyade yayması için devam eden bir aletimiz. Yani bunları toplayarak, bu da şeyde topladığımız kilim dokurken şekil ve sıkıştırma yapısın diye böyle bir aletimiz var. Yani bunlar neden çeşitli? Herkes görsün, herkes o zamanki yaşayış tarzları, o zamanki neler yaşanmışsa bunları gördük. Odamız bu şekilde. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir yeri bize gösterdiğiniz için. Gerçekten eski günlerimizi, bazı yaşadığımız şeylerimizi gördük burada. Kullandığımız şeylerimizi gördük. Çok güzel eski günlerimize döndük. Soframıza döndük. Çok güzel. Bizler de yaşlı olduğumuz için o eski günleri hatırlıyoruz. Şey yapıyoruz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok duygulandım. Çocukluğum, anneannemin, babaannemin evi. Yani çocukluğuma geri döndüm, çok mutlu oldum. Çok duygulandım. Ben de gerçekten çok duygulandım. Çünkü çocukluğumuzda yaşadığımız şeyleri tekrar anımsadım. Görmüş oldum, tekrar onları yaşadım. Çünkü şu gördüğünüz iplik çevirme, eğirme. Bunlar dokuma yapan kişileri mekik olarak dokuyorlardı. Onları görmek, şu arkadaşımın bahsettiği gaz lambaları, ben eskiden köve çok seviyordum. Köve gittiğim zaman onların o kadar seyretmeyi dahi beni çok çok mutlu ediyordu. Bunları yaşamak, şu an yaşadık. Çok evet, sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Buna emeği geçen herkese. Ben de buraya geldim. Çok memnun oldum. Eski antika şeyleri gördüğüm için sevindim. Ve her şey çok güzel. Artık bundan sonra herkes gelip görmelerini isterim. Bu da bizim küçük Giritli'nin oturduğu, akşamüstü sohbet ettiği, toplantı yaptığı, çay içtiği bir odamız bu. Bu odamızda işte küçük bir sedir. Her evde vardır sedir, sedir yastığı, ayna, resimler koyarlardı evlere. Radyomuz, şöyle şu resimlerde böyle koydu ki gelen kişiler büyüklerimizin böyle resimlerini görsünler diye yaptık. Şu mevlütlerimizde gül suyu dökmek için bir alet, bununla gül suyu dökülür. Lambamız gaz lambasıdır. Şu heybe Girit Adası'ndan gelmiştir. Girit Adası'ndaki bizim Giritlerin kullandığı heybedir bunlar. Evet sevgili izleyiciler, küçücük bir odadayız ama bu odanın içerisinde koskoca bir dünya ve anılar sığdırılmış. Sanıyorum bu odanın küçük olmasının da bir sebebi olmalıdır. Onu da Hüseyin Bey'den öğrendim. Bu oda neden küçük Hüseyin Bey'e bu kadar? Şimdi bir Rum tarzı bir evi. Dediğimiz gibi 22'de onlar oturdu. 22'ye kadar. 22'den sonra bizler geldik oturduk Müslüman Türk olarak. Bu evleri Rum yapısına göre yapılmış. Yunan inşaat sistemi veya Yunan'ın tipik bir evlerinden. Aşağıdaki odalar küçük ve dar
boyu da kısa. Yukarı çıktığımız zamanki yukarıdaki odalar daha geniş. Neden? Çünkü akşama kadar burada oturup yemeğini, çayını, kahvesini içiyor. Akşam olduktan sonra yatmaya çıktığı zaman da üst odalara çıkıyormuş. Yani kışın bu odalar, küçük odalar, kışın sıcak, yazın serin oluyormuş. Ve yukarısı da devamlı serin. Hayatlarını orada geçiriyorlarmış. Ve aşağıda da ocakları varmış. O zaman tabii elektrikli soba yok, doğal gaz yok, ocak yok. Sadece bir odunla yakmadan bir ocakları var. Ocakların üzerinde yemek yapıyordu, çay yapılıyor, kahve yapılıyordu. Oradan yemeğini yiyip misafirine kahvesi, çayı yapılıyordu. Oradan yemek yedikten sonra yukarı çıkıp yatıyorlarmış. Yani bu odaların özelliklerini oradan daha iyi görmüş oluyoruz. Aşağıda küçük bir odadan çıktık, geniş ve tavanı yüksek bir odaya geldik ve bu odanın da farklı bir hikayesi var. Bu hikayeyi de Hüseyin Bey'den dinleyelim. Yani buradaki var olan yaşanmışlıklar neler acaba? Şimdi aşağıda anlattığımız gibi siz de görüyorsunuz. Aşağıdaki odaların tavan boyları çok küçük, buradaki de çok geniş. Demek ki bir yapılış tarzı, bir mimar tarzı olduğunu düşünüyoruz. Aşağıda günlük hayatlarını devam ediyorlar. Yukarıya da çıkıp burada yatıyorlar insanlar, muvadiler. Biz de bu odayı bu müzenin bir tarım odası olarak devam ettik. Çünkü bizde zeytincilik ve zeytinyağı çok önemliydi. Bütün zeytinliklerimizde bakım, tırmık, mesela otları temizlemek için kosa, tırmık, mangallarda kullanılan maşalar, zeytin ağaçlarını budamak için destere, gene orak, şu koyunlarımızı kırpmak için koyun kırpma makinesi, makası, şu bizim kelepler desteremiz, şu kesilen etlerin kasap dükkanında asılmasını gösteren bir aletimiz, şu da çok önemli, bunu da sorabilirler. Mudanya'da eskiden asma vardı, üzümcülük vardı köylerinde. Bu aletle göz taşı atarlarmış asma ağaçlarına. Onun için öyle bir alet. Şu da zeytin bittikten sonra, zeytin ve zeytinyağı bittikten sonra sabun yapılır. Biz de ev sabunu deriz biz ona. Onu karıştırmak için kepçeler, kürek, kosa, teneke deriz bir su taşınır onunla. Şu yerdeki sepetler zeytin toplama ve incir toplama sepetleri. Şu tahta bizim için çok önemli. Bunu da çok soruyorlar. Diyorlar ki bu ne? Bizim eskiden büyüklerimiz aile kadınlar birleşerek bir gölete, bir suya, bir deniz kenarına gidip çamaşırlarını yıkarlarmış. Bu da böyle gelip bu tahtanın üzerinde ev sabunuyla yapıp onun da bir tahtası gözde. Şu bel çok önemli. Şu karşıdaki bel. Onu çok soruyorlar. Diyorlar ki bu ne? Bizim eskiden zeytin ağaçlarımız bellenir ve çapalanırdı. O zaman traktör yoktu tabii. Herkes 3-4 kişi birleşerek zeytinliğe gider. Bel yapardı. Tek ayak bel, çift ayak bel yapılırdı. Sonra Ağustos'ta toprağın aşılması için, topraktan sulu olması için çapa yapılırdı. Yani bu belle çapa çok önemli bizler için. Biz bunları hep yaşadık ve gördük. Tabii şimdi tarımda traktörler var, değişik aletler var. Ona göre ilerlemiş oldu. Tekrar şu yan tarafa geçecek olursak, orada da bizim derneğimizin faaliyetlerinden bir tanesi de 2015 yılında yurt dışı akraba topluluğundan bir proje kazandık. Bu projeyle Mudanya'dan 40 tane üyemizi Selanik Grand Palace Oteli'ne getirip orada Yunan ve Türk müziği eşliğinde bu resim sergisini açtık. Bu resimleri hepsini getirdik. Böyle bir projemiz var. Bu resimlerimizde isimlerin olmaması çok soru olduğu için söylüyorum. Çünkü herkesin burada bir anısı var, dedeleri var. Büyükleri var.
Onun için herkesin isim koymak ve isim öğrenmeye gerek yok. Bunlar bizim 23'e kadar Yunanistan'da yaşadığımız Müslüman Türklerin resimleri. Onları ben topladım, büyüttüm. Bunlar forest baskıdır. Yani forest baskı yaptığım zaman kardan, güneşten, çamurdan, yağmurdan korunur. Ve bugünlere kadar getirdik. Şimdi burada da bunları böyle bu şekilde sergiliyoruz. Mesela şu resim bizim için de çok önemli. Çünkü biz Türkiye'deki Kızılay'ın tuttuğu, devlet tarafından Kızılay'ın tuttuğu gemilerle biz geldik. Gülcemal, Tekirdağ, Ankara, Kırzade, Trabzon. Bu gemiler hepsi yük gemisi, kömür gemisiydi. Biz bunda altta geldik, üstte de keçilerimizi getirdik. Çünkü bizde keçilecik çok önemliydi. Çünkü keçi sütü çok değerlidir. O zaman çocuk var. Mesela benim babam 3 yaşında geldi. 21 doğumlu. Buraya 23'te geldiğine göre babam 3 yaşındaydı. Gemide ne yiyecek? Hiçbir şey yok. Lokanta yok, kantin yok. Sadece ufak bir erzak var. Ama o keçi sütünden beslene Türkiye'ye geldiler. Ve burada da keçicilik, keçi sütü ve keçi peyniri devam etti. Yani Giritlerin vazgeçilmez. Bir de Giritlerimizde ot vardır. Ot yemekleri de çok çeşitlidir. Bizde Akdeniz mutfağının temel şeylerinden, öğelerinden bir tanesi de uzun yaşam. Yani zeytinyağı ve ot yemekleri. Erkekler balığa çıkar, denize balık yakalar, akşam eve getirir. Kadınlarımız da ota gider, zeytin ağaçlarının arasındaki, zeytin tarlaları arasındaki otları toplar, eve gelip yemek yapar. İkisi birleşince gayet uzun yaşamın, uzun sıhhatli olmanın, uzun yaşamanın etkenlerinden zeytin ve zeytinyağı otlardan Akdeniz mutfağını öne çıkarmıştır. Ve bunu da bütün Rumeliler ve Giritliler yapmıştır Türkiye'de. Şimdi çok güzel bir müzeyi dolaştık. Farklı hayatlar, farklı yaşam ışıkları gördük. Tabii bu açılan müzenin de ve çalışmalarında bir karşılığı var. Ve bu karşılıkta da bir ödüllendirmeler oluyor. Burada şu an gördüğümüz plaketler var. Semih, bu plaketlerin bize bir anlatır mısınız yani? 2005 yılından bugüne kadar derneğimizin aldığı, yaptığı projeler kapsamında denize karanfil atmalar etkinliklerinde, atıyorum Adana, Mersin, İzmir, İstanbul, Bursa, buralarda film çalışmalarımızı hepsini toplarsak derneğimizin aldığı plaketler, aldığı başarı yazıları bu şekilde filmimiz Antakya 7. Uluslararası Film Festivali'ne de gitti. Orada da oynadı. Aldığımız plaket ve hediyeleri köşesi. En son Bursa Gazi Anadolu Lisesi ile beraber çektiğimiz Arda Kalanlar belgesel kısa film, altyazı İngilizce olan, onun ödülü Hüseyin Türker olarak verildi. Girit'teki arkadaşımız bize dernek olarak güzel bir hediye verdi, güzel bir bıçak verdi. Bu bıçakta da dostluk, kardeşliği simgeleyen yazılar var. Sonra en son Prizren, Kosova Prizren'e gittik. Burada Orkide Kadınlar Derneği'nin beraber ortaklaşa yaptığımız bir proje kapsamında bize hediye ettikleri bir tablo. Bu da Üsküp'e gittiğimiz Üsküp'teki derneğin bize verdiği hediyeler. Bu şekilde derneğimizin hediyelerini de böyle toplamış olduk. Sevgili izleyiciler, müzemizi gezdik. Son olarak Hüseyin Bey'e müze hakkındaki duygularını almak istiyoruz. Ne demek istersiniz? Son olarak vermek istediğiniz mesaj nedir? Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Burada Mubadele'yi, Mudanya'mızı, Girit sokaklarını tanıttık. Sizler de bize yardımcı oldunuz. İsterim ki bu Mubadele evini bütün Türkiye'ye yayılsın. Daha çok gelenler seyirci olarak gelsin, geçsin ve gayemiz Mubadele tanısın. Mubadele'deki objeleri görsün, resimleri görsün. Büyüklerinin, çünkü herkesin bir Rumeli'deki bir tanıdığı vardır. Bir akrabası, eşi, dostu vardır. Onların ne yaptığını, neler kullandığını görsün. Ve katkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir Mubadele evini dolaştık. İçerideki yaşanmışlıkları gördük. Fotoğraflarıyla kullanılan ev aletleri ve tarım aletleriyle. Yani farklı bir dünyayı izledik ve farklı bir tarihi gördük.
Ve bu noktada da böylesi güzel bir anıları sakladıklarından dolayı Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.